O başkentteki yoğun görüşme trafiğinin ayrıntılarına bir gidelim. Aslında canlı yayında bir kısmını getirmiştik ekranlarınıza, bir hatırlatalım. Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün öğlen saatlerinde bir araya geldiler. Çıkışta da gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Elbette gazetecilerin gündeminde Özel'in hem Erdoğan'la görüşmesi hem de Kemal Kılıçdaroğlu'yla dün akşam saatlerinde yediği yemek vardı. Her ikisi için de oldukça olumluydu yorumunu yineledi. Ayrıntılarına bakalım. İnsanlar Gezi'yi bütün bu ülke gözleri önünde yaşadılar. Ben Sayın Erdoğan'a, özellikle Tayfun Kahraman'ın Bülent Arınç'la ve kendisiyle yaptığı konuşmayı satır satır hatırlattım ve belgeleri kendisine bıraktım. Sayın Erdoğan'a şunu sordum. Dedim ki, Bülent Arınç'la görüştüğünde siz yurt dışındaydınız. Cumhurbaşkanı dönmesin. Bakanlar istifa etsin, yönetimi bize bırakın dedilerse hiçbirini içeriden çıkarmayın. Bu darbe girişimidir. Ama ne demişlerdi? Ağaçları kesmeyin, buraya kışla yapmayın, Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkmayın, bir de gaz fişeğini silah gibi kullanmayın. Bu talepler son derece masum talepler. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı ile Cumhurbaşkanı'nın, seçimlerin birinci partisi ile ikinci partisinin Genel Başkanı'nın yapmış olduğu görüşmede ben tabii kamuoyuna mal olmuş konularda kendi düşüncelerimi söyleyebilirim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşüncelerini ifade etmek bana düşmez. Bu sorunun muhatabı kendisi. Ben büyük dramı anlattım ve bu konuda kendisinin gerekeni yapmasının çok yerinde olacağını nezaketli bir dille kendisinden talep ettim. Ancak kendisinin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmaya ben yetkili değilim. Doğru da olmaz. Ahlatlı Bel'de Sayın Genel Başkanımızla hem çok faydalı hem bugüne kadar en rahat ve en keyifli yemeğimizi yedik birlikte. İki tarafta kazanan tarafta sonuçta. Cumhuriyet Halk Partisi kazanınca mevcut genel başkanı da bir önceki genel başkanı da keyifleniyor. Çok keyifli bir sohbet oldu. Tabii ki hem Sayın Meclis Başkanı'nın görüşmesi hem Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmenin ile ilgili kendisine bilgi verdim. Detayları önemli bir kısmını paylaştım. Kendisinin görüşlerini aldım. O Twitter meselesiyle ilgili ben onu hiç üstüme almamıştım. Almamakla da doğru yapmışım. Sayın Genel Başkanı telefonla aradığımda görüşmeyle ilgili zaten bana önerilerde bulundu. Şu söylenebilir, şunu söylerlerse bunu hatırlatmayı unutmazsak iyi olur dediğine göre görüşmeyi yanlış bulmuyor. Yoksa benim söyleyecek bir sözüm yok, ne gidiyorsunuz derdi. Kendisiyle yaptığım görüşmenin değerlendirmesinde kendisinin son derece yapıcı, son derece katkı verici, geleceğe dönük de ışık tutucu bir yaklaşımı vardı. O yüzden bir hani öyle bir sorun alanımız yok Sayın Genel Başkan'la. Bundan sonra partiyle ilgili, partinin geleceğiyle ilgili, partinin iktidara gelmesiyle ilgili umutlarımız var. Bu konuları konuştuk.